Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hasan. Bu videomda bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ayrımı mı diyeyim, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği karışıklığı diyelim, daha doğrusu kararsızlığı ile alakalı konuşacağız. Yani bu iki bölümle alakalı kararsızlık oluyor genelde üniversite tercihleri sürecinde. Bununla alakalı konuşacağız. Hani ben işte bilgisayar mühendisliği okuyorum şu an. Hani tercih sürecinden dolayı hani onları yaşadım. O kararsızlık sürecindeki insanları da gördüm, kendim de içindeydim falan gibi durumları yaşadığım için sizinle bunları paylaşacağım. Şimdi öncelikle iki bölümü bir tanıyalım. Hani üstünden de olsa hani bir neçede içine girince zaten hepten göreceksiniz. Okuldan okula fark edecek. Onun için dediğim gibi üstünden bir tanıyalım. Şimdi öncelikle bilgisayar mühendisliği. İsmi eskiden beri zaten biliyorsunuz bilgisayar mühendisliği. Hani bilgisayar mühendisliği deyince sadece bilgisayar hani donanımsal bir yapıyla alakalı kapalı olan bir yapı değil. Bilgisayar mühendisliği en başında işte nedir? Bilgisayardaki yazılımdan donanıma kadar fiziksel ve içerisindeki yazılımsal yapıya kadar, sanal yapıya kadar A'dan Z'ye eğitim verilen bir bölüm. Hani o konuda hani sayısal, fiziksel derslerle alakalı ders veriliyor. Bilgisayar mühendisliği bu şekilde. Yazılım mühendisliğinde de yine sayısal ders var. Ancak yazılımdan dolayı yani neçede bazı şeyleri pratik çözmeniz için sayısal ders ne var? Ancak bilgisayar mühendisliği ne demiştik? Donanımsal ve yazılımsaldı. Yazılım mühendisliğinde sadece yazılımsal. Hani genel olarak fiziksel bir ders görmüyorsunuz. Yani hani nasıl etki edeceğine dair fazla ders görmüyorsunuz bilgisayar mühendisliğine nazaran. Yani yazılım mühendisliği de dediğim gibi sadece yazılımsal süreci. Bilgisayar mühendisliği hem donanımsal yani fiziksel ve yazılımsal. Yazılım mühendisliği sadece yazılımsal. Bu kadar. Bölümler bu şekilde. Hani geçer bir mantıkla tanıtırsak hani ismin ne, soy ismin ne şeklindeki tanıtımları bu şekilde. Şimdi madem işte nedir öyle, madem böyle ya da yazılım mühendisliği neden var, neden yok şeklindeki bir soru olursa da bilgisayar mühendisliği eskiden beri var gibi düşünürsek. Şimdi yazılım mühendisliğinin çıkışı nedir? Neticede bu bölümlerin ayrılımı ya da bölümün kapanış, açılışları gibi mevzular neden olur? Piyasa beklentisi, piyasaların işte oluşumu, çıkışı, inişi. Hani mesela çok ev piyasası artar, millet ne diyor? Diyor ki, aa işte konut piyasasında çok artış var, inşaat mühendisi olayım mevzusu gibi düşünün. E nedir şu an Apple gibi firmalar var. Ne için? Şu an işte yazılımsal süreçte ilerliyor. Adamlar onu bile ayırdığı için yazılım mühendisi, test mühendisi, şu mühendisi, bu mühendisi diye. Hani para çok kazanılmaya başlayınca isimler bölümlerin altında bile parçalanmaya başladığı için yazılım mühendisliği diye bir bölüm ortaya çıktı. Neticede böyle bir bölüm var. Hani veri madenciliği bölümleri falan bile var ayrı ayrı böyle bir sürü bölüm var. Hani her bölümü şöyle düşünün. Hani 5.50 ile yaptığımız mevzuyu 5.50 ile yaptığım mevzuyu her bir parmağımın yani görevini başka bir insanlara verilmiş gibi düşünün. Hani piyasa büyüdükçe böyle parçalanmalara uğruyor. Yazılım mühendisliği bu şekilde çıktı. Zaten bilgisayar mühendisliği bu şekilde çıkmıştır büyük ihtimalle. Yani işiniz yazılım mühendisliğinin doğuşu bu şekilde düşünün. Bilgisayar mühendisliği ondan daha eski tabii ki. İnsanların aklında bir bilgisayar mühendisi kafası var. Hani isim yani. Yazılım mühendisi de yani yazılım mühendisi, yazılım yazıyorum falan gibi ama hani bilgisayar mühendisliğinde yazılım var. Onu bir öğrenin. İki taraf da yazılımsal. Bu bir. İkisinin eşit olduğu noktalar yazılımsal. İkisi de sayısal ders görüyor, okey. Sadece tek farkları dediğim gibi bilgisayar mühendisliği biraz da onun geçmişte açılmış bir bölüm ve daha kapsamlı bölüm bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Bilgisayar mühendisliğinin yazılım mühendisliğinden farkı. Hani diğer yandan piyasasal farkını sorarsanız da o da şöyle oluşuyor. Bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği arasındaki fark diye. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği yani yazılım mühendisi demenin yani gidip Amerikalarda desen yani türlü yeni açılan bölümde olsa hani derler ki o bölümü falan deyip en son şeyi kullandıkları için yaparlar. Türkiye'de de var okey. Ama kurumsallarda bile yani hani CV'in geçerli eyvallah ama bilgisayar mühendisi muhabbeti biraz ön planda. Tabii ki son zamanlarda hani CV'sel sayfaları kullanan firmalar çoğaldığı için bazı yerlerde üstünkörü kullansalardı yazılım mühendisi diye yazmaya başladılar artık. Onun da piyasası var yani. Hani hiç yok diye zannetmeyin de ona hani girenler de ya yanlış yere mi girdim gibi bir düşünceye kapılmasın. Çünkü bu işle alakalı bir mevzu. Yaptığın işe göre değerlendirilirsin. Problem yok. Ha diğer yandan şimdi şöyle bir mevzu da çıkıyor. Diyorlar ki bilgisayar mühendisliği mezunu yazılım mühendisinin işini yapıyor. Ya zaten kardeşim eskiden beri yazılım mühendisinin işi dediğimiz mevzuyu zaten bilgisayar mühendisi yapıyordu. Hatta bilgisayar mühendisinin yaptığı
iş piyasasının çoğunluğu zaten başka bilimlerde, sayısal ders alanların çoğu kişi yapabiliyor dilini öğrenince. Hani maksat işi yapabilmek diyordum ya, işte aynen öyle. İşte dediğim gibi bunun ayrımını siz yapabilirsiniz, problem yok. Hani birisi biraz geçmiş olan bir bölüm, birisi yenilerdeki bir bölüm. Hani hem piyasa için hem de okullar için. Şimdi diyebilirsiniz işte ben şu bölüm bu bölüm, ya da yani eğer ismi için giriyorsanız yani iki bölümde de sıkıntı çekebilirsiniz. Çünkü neticede mühendislik. Hani puanla giriyorum gibi bir kafa zor. Çünkü içeriğinde her ikisinde yazılım var. Yazılım dediğimiz yapı yani normal yaşantının biraz daha farklısı gibi oluyor bazı yerlerde. Sıkıntı yaşamanız açısından öyle bir şey çıkabilir. Eğer sadece isim için giriyorsanız. Diğer yandan eğer kodlama veyahut da herhangi bir hani bölümlerin içindeki işlerle alakalı biz hani ne diyeyim içi yani ne diyeyim özümserseniz yani o bölümleri içerisindeki bilgileri, yazılımsal muhabbeti, işte mantığı falan özümserseniz, kendinizden benimserseniz o bölümü kolayca iki bölümü de okuyabilirsiniz. Problem yok. Yani doğru doğru. Ders çalışırsan yaparsın gibi bir şey bu. Sayden de öyle. Yani iki bölümde benzer özelliklere sahip. Hatta yani bilgisayar mühendisliği biraz kapsar ve özellikle seçiminize gelirsek hani bu ikisini de anlattım, tanıttım, piyasadır, şudur, budur konuştuk. Şimdi seçiminize gelirsek ben kapsamlı olarak hani yazılımın üstüne birkaç bir şey daha öğrenip diyeyim diyorsanız bilgisayar mühendisliği okuyun. Eğer sadece yazılımsal olarak bir bölüm okuyacağım diyorsanız, yani ona dair bir mühendislik olsun diyorsanız yazılım mühendisliği. Dediğim gibi kapsamlı bilgisayar mühendisliği, hani yazılımın üstüne bir şeyler daha okuma mantığıyla sadece yazılımsa içinde yazılım mühendisliği. Genel muhabbette mühendislik gibi oluyor ikisi de. Ama birinin işte ismi farkı var, şeyi var, kapsama farkı var gibi gibi şeyler. Yani bu şekilde. Ha, diğer yandan bana gelirsek ben zaten 3. sınıfa geçtim. 3. sınıfa geçtim. Seçim zamanımda nasıl seçtim? İkisi içinde bir arada ben de kaldım yeni bölüm falan filan. Ayrıca firmalar ayırır mı çok diye de düşünüyor tabii ki insan. İşsiz kalır mıyız kaygısı herkes de var tabii ki. Ancak mücadele ettiğiniz sürece işsiz kalmazsınız arkadaşlar. Bunu da buradan söyleyeyim. Böyle, videonun çok içeriğiyle alakalı gibi olmuyor ama onu da söylemiş olayım araya. Nasıl söyleyeyim? Şimdi ben de arada kaldım. Ne oldu? Çalıştığım yerde mühendis abilerimiz vardır. Sordum abi hangisini sence mantıklı? İşte dedi ki mesela bilgisayar mühendisliği. Bilgisayar mühendisliği yani. Dedim abi peki neden? İşte biraz daha baba bölüm misali gibi. Hani anlatımı o değil de. Hani biraz daha kapsayıcı bir bölüm. Eskiden beri var. İşte yazılım mühendisliği, sadece yazılım, bilgisayar mühendisliği hepsi var. Hani kapsayıcı olduğu için onu seç bence falan diyordu mesela. Ben de zaten biraz daha ayrıntıcı, işte biraz daha uğraşmayı sevdiğim için. Zaten piyasanın içinde olduğum için. Yani yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ismini çok fark etmeyeceği, aynı zamanda pardon arkadaşlar. Aynı zamanda dediğim gibi isminin çok fark etmeyeceği gibi muhabbetlere eyvallah olabilir. Ama işte minimum bazı farklar olur gibi şeylerden dolayı hani geçmişteki açılmış bölüme güvenerekten dedim bilgisayar mühendisliği olsun. Bir de dediğim gibi kapsayıcılığından dolayı hani bilgisayar mühendisliği, bilgisayar mühendisliği. Hani çünkü şöyle bir komedisi var. Hani işin içindeki piyasada yazılım mühendisi dersin, yazılım mühendisi deyip tam otur okey. Halk arasında yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi farkı ne diye anlattırtırlar. O tip bir muhabbeti var. Ama bilgisayar mühendisi deyince, ha bilgisayar mühendisliğiymiş diyor mesela. Kafa rahat bir. Benim için hani kendi seçtiğimden dolayı anlatıyorum. Kafa o konuda rahat. Diğer yandan işin içinde olduğum için diyorum ki bilgisayar mühendisliği. Yani benim de kendi kendime hani kafa rahatlama muhabbetinden dolayı öyle dedim hani okey. İşin içinde olduğum için bölümün içindeki bazı derslerdeki bölüm dersleriyle alakalı da biraz olsun tecrübe sahibi olduğum için hani okuldan önce biraz meşakkatli şekilde uğraştığım için ondan dolayı zaten hani dedim ki tamam hani yazılım mühendisliği sadece yüzeysel görmeyeyim. Zaten o kısmını halledilebiliyor tecrübeyle falanla. Dedim kapsamlı öğreneyim en iyisi. Onun için bilgisayar mühendisliğini seçtim arkadaşlar. Size kalan işte endi yine kafanız karışmasın. Diyebilirsiniz ki abi işte güveniyoruz ediyoruz ya da arkadaşım işte güveniyoruz ediyoruz. Sen seçmişsin işte 2 yıldır okumuşsun 3. sınıfa geçmişsin. Ve memnun musun diye sorarsanız tabii ki memnunum hala kararımdan. Hiçbir
şekilde bir memnuniyetsizliğim yok. Sadece 2 yıl bitsin de, hani 4 yıllık okul bitsin de artık bir an önce okulsuz olarak tamamen iş piyasasına girmek istediğim için bir an önce bitsin istiyorum. Memnunum bölüme girdiğim için. Kafanızda karışıklık olmasın. Hani diyorsanız ki dediğim gibi benim fikrime ya da işte yaşantımdan dolayı memnuniyet duyup da abi işte sen ne seçtiysen ve anlatımından dolayı da bilgisayar mühendisliği seçerim diyorsanız seçin. Hadi diğer yandan dediğim gibi ben kriterleri belirttim. Yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği seçimi sizin elinizde. Ha bu arada bu bölümlerle alakalı konuşmuşken kafanızın karışıklığını alabilecek diğer bir çözüm daha sunayım size. 15, 16, 17 olması lazım. Tarihleri yanlış hatırlamıyorsam belki 18'i de olabilir. Yani 3 gün, 4 gün falan olacak. Bir fuar olacak Lütfü Kırdar'da. Linkini aşağı bırakırım, başvuru formunu falan linkini. Aynı zamanda sayfasının linkini ayarlarım aşağıya. Açıklama kısmına bakabilirseniz, bakarsanız görürsünüz zaten. Oradan başvurun arkadaşlar. Katılım ücretsiz. Orada bütün üniversiteler bir arada da gidip oradan hepsiyle alakalı bilgi alabilirsiniz üniversiteye dair. Üniversite, yani çünkü bölümü geçtiğiniz takdirde, bölüm seçimi geçtiğiniz takdirde bir de üniversite seçimi şeyiniz olacak, kaygınız olacak. O konuda en azından tercih süreçlerinin ortasında ya da işte başlarında en azından bu fuarı değerlendirin. Çünkü orada yüzlerce üniversite standı kurulacak. Oraya bir gidin görün. En azından mesela ben girdiğim sene 3 üniversiteleri ben tek tek gezdim. Fuar olayından haberdar değildim. Bilgi veren de olmadı zaten o tip bir şeydi. Bu tip fuara gidin arkadaşlar. Ben dediğim gibi linke bırakacağım. Katılın. Zaten ben de katılacağım kardeşimle beraber. Katılın. Bilgi sahibi olursunuz. En azından aklınızdaki bilgiye göre belirlediğiniz birkaç üniversiteye ayaklı hani kendiniz gidersiniz. O şekilde de bölümsel bilgiyi yine üniversitesel olarak yine alırsınız ki size faydası olsun. Çünkü her üniversite farklı dil seçiyor. Her üniversitenin farklı şekilde ders program limiti var. Hani şöyle bizim ikinci sınıfta gördüğümüzü belki size üçüncü sınıfta ya da sizin üçüncü sınıfta gördüğünüzü belki bize birinci sınıfta ya da işte bizim geç göreceğimizi siz erken göreceksiniz gibi muhabbetler olabilir. Üniversitelerin kendi kafalarına göre düzenleri var. Hani bilgilendirmeleri de alırsınız. Onun için fuara katılın muhakkak. Hatta kesinlikle katılın bence. Üniversite tercihi yapacağım diyorsanız kafanızı biraz netleştirir en azından. Onun için dediğim gibi linki aşağıya bırakıyorum. Çok gevezelik yaptım, kusuruma bakmayın. Faydası olduysa ne mutlu bana. Hani çünkü bu şekilde bilgilendirecek arkadaşlar bu zamanlarda çoğaldı sağ olsun herkes tabii ki. Ama eskiden tabii ki yoktu. Eskiden dediğim ben de 2 yıl öncesi falan ama yani herkes birbirine fayda ilişkisiyle faydalanmıyor. Onun için arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Fikirleriniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Herhangi bir talebiniz, isteğiniz olursa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hatta mail de atabilirsiniz ya da sosyal mecralardan bana ulaşabilirsiniz. Hesaplarım kanal ana sayfasında ve açıklama kısmında bulunuyor. Videolarımı takip etmek için de kanalıma abone olabilirsiniz diyeceğim ama ondan önce videolar çok seyrek geliyor gibi bir düşünce içindesinizdir büyük ihtimal. O da şundan dolayı arkadaşlar hani isminden de belli bilgisayar mühendisliği okuyoruz. Kesitli olmuyor. Bir de yaşımız belli bir yerde. YouTube'a sürekli bir paylaşım yapmamız zor oluyor. Onun için tekrardan kusura bakmayın arkadaşlar. Umarım hani düzene gireriz de böyle en azından belli bir takvim sürecinde size video paylaşımını yaparım ileride inşallah arkadaşlar. Videolarımı takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.